Artık susma zamanı değil. Sesinizin artması, insanların kenetlenmesi ve bu nefret sarmalına karşı birlikte mücadele etme zamanı. Bu sarmal her geçen gün hayatlarımıza biraz daha sirayet ediyor. Yaşadığımız alandaki çemberi biraz daha daraltıyor. Ülkemizde ise her nasıl oluyorsa gündemdeki tüm gelişmeler bir şekilde LGBT artı nefretine dönüşmekte. Her dönem ve her an bir grup tarafından hedef gösterilen, özellikle Diyanet'in nefret hutbesiyle başlayan LGBT artılara yönelik cihat çağrısı, yandaş medyanın etkisiyle büyük bir şiddet sarmalına dönmüştür. Birbirini tetikleyen bu süreçler sonunda artık devlet kurumları da bu suçun ortağı olmuştur. Öyle ki devletin en yetkin kişisi, Cumhurbaşkanı dahi çıkıp LGBT artıları hedef göstermiş, terörist ilan etmiştir. Bununla yetinmeyen iktidar, LGBT artı insanların yaşamlarını bahane ederek İstanbul Sözleşmesi'ne saldırmış ve sözleşmeyi bir gecede ansızın feshetmiştir. Haklarımıza, hayatlarımıza, kazanımlarımıza saldıran ve bunu LGBT artıları yalnızlaştırma hamlesi olarak gören, zihniyetlere karşı örgütlenen LGBT artıların "Biz varız, bizi yok etmeye gücünüz yetmeyecek" söylemlerine ses veriyoruz. Kurulduğu ilk günden bu yana insanı önceleyen İnsan Hakları Derneği'nin LGBT artı hakları konusunda duyarlılığı ve mücadelesini İHA'da Adana olarak bizler de sahipleniyor ve LGBT artı hakları komisyonunu birlikte inşa ediyoruz. Bu ülkede milyonlarız, birbirinden vazgeçmeye niyeti olmayanlarız. Her şeye rağmen güvenli alanlarımızı var ediyor, örgütleniyor, güçleniyor ve iyileşiyoruz.